Cezaevinden annemi aradılar. Kardeşin kalp krizi geçirmiş. Hastaneye kaldırıyoruz. Durumu çok kritiktir. Hastaneye gelmeniz lazım denildi. Biz de Batman'daydık o esnada. Uçağa atladık. İstanbul'a gittik. Ayın 9'unda vardık oraya. Hastaneye gittiğimizde zaten onu hiçbir şekilde canlı göremedik. Direkt ben doktorun yanına gittik. Doktora sorduk. İşte kardeşimizin durumu nasıldı? Nasıl olmuş bu olay? Neyi var diye. Doktorun bize beyan ettiği sözler, kardeşiniz çok kötüdür. Yani nasıl böyle olmuş? İçi dışa çıkmak üzere, yani buna ne içirmişler? Durumu çok kötüdür. Her şeye hazırlıklı olun. Ölebilir. Zaten ölmüştü de, yani şey olarak demiştir. Nasıl ölebilir yani? Bu nasıl olmuştur? Kalp krizi denilebildi. Yani bu kalp krizi değil yani. İçeride ne olmuşsa olmuştur. Burada bir şey olmamıştır. Yani daha ben müdahale etmemişim dedi bana. O esnada tamam dedik, dışarı geldik. Sonra bir zaman geçti, tekrar doktor beyin yanına gitti ailemiz. Sorduk mu, durum nedir, işte bir gelişme var mı, doktor bey bir müdahale yaptınız mı diye. Yok dedi, bir şey yapmadık, hala aynı dedi, bilgi alamadık. Peki nasıl olmuş bu olay tekrar dedik. Yani cezaevinde ne yapılmış buna, ne içirilmiş, iskenceyle mi ölmüş, kalp krizi diyorsunuz ama yani kalp krizi olsa şu anda bir şey, burada siz söylerdiniz yani mutlaka bize. Yok dedi, ben bilgi veremem dedi, bir şey şu anda yok dedi. Cezaevi arayın, müdürler size bilgi versin orada ne olmuş ona diye. Cezaevini aradık, kalp krizi geçirip de hastaneye kaldırdı dediler. Sonra tekrar aradık, hap atmış dediler. 3-4 tane hap atmış dediler. Ondan kriz geçirmiş, öldü dediler. Yani benim kardeşim hap atmaz zaten. Orada hap, hepimiz de biliyoruz yani. Hap içildiği zaman ağrı kesici bile olsa gardiyanla gidip poşetten bir tane bile içip geliyorsun. İmzanı atıp geliyorsun. Ya gardiyan buna toplu hap vermiş demiş, öl, al öl. Ya da bu çocuk o şekilde ölmemiş. Bunu hepimiz de biliyoruz yani. Türkiye Cumhuriyeti'nde sistem budur yani. Başım ağrıyor, gardiyan diyor gel kardeşim. Bir tane ağrı kesici veriyor, imzanı atıyor, poşette kapatıyor, tekrar koğuşuna gidiyor. O zaman hapla ölmüşse gardiyan ona toplu hap vermiş ki ölmesine sebep olmuş. Yani onun öncesinde ayın 6'sında 06'da bir mahkum annesini arıyor telefonla, ankesörlü telefonla. Annesine beyan ediyor. Anne diyor, ben bir şeyler söyleyeceğim, kaydet diyor. Bizim başımıza çok olay getiriyorlar diyor. İskence görüyoruz diyor. Botlarla diyor başımıza basıyorlar diyor. Avluya götürüp sayımda bizi tokatlıyorlar diyor. İskence yaşıyoruz burada diyor. Bizi öldürecekler anne diyor. Bize ip getirip atıyorlar diyor, anı kendinize intihar edin diyor. Bunu yapan gardiyanlar diyor. Çocuk diyor, ben intihar etmişim ama yapamamışım. Ölmemişim ama yapabilirim anne dedi yani. Ben de kendimi öldürebilirim çünkü onların zulmüne dayanamıyorum dedi. Bunu ayın 6'sına söylemiş. O zaman benim kardeşim gündemde yoktu yani, hastaneye kaldırdık, kalp krizi geçirmiş falan. Ayın öncesinde olmuş, 2 gün öncesinde. Kardeşime ne olmuşsa ayın 7 ve 8'inde olmuş. 7 ve 8 arasında şiddetle öldürüldüğü için 7-8 arasında olmuş. Yani gittiğimizde mesela kardeşimizi gördüğümüzde dudak, öz dudağı bir el avuç kadar şişkinlik vardı. Sadece bir dudakta. Birincisi. İkincisi gözü mosmordu. Şişkinlikten gözükmüyordu. Gözünün şu altında kanlar akıyordu. Hep kan gelmişti. Burnu bir cihaz bağlıydı ama bunu sanki darp yemiş gibiydi. Göğüs kısmında da küçük bir morluk vardı. Ve şu boğaz kısmında da 20 santimlik bir, sanki bir çamaşır ipiyle 20 santim onu boğmaya çalışmışlar. Küçük bir 20 santimlik bir iz var orada. Yani bunu soruyorum onlara. Kalp krizi geçiren milyonlarca insan var Türkiye Cumhuriyeti'nde. Hiç kimse bunu dememiş, hiç kimse bunu görmemiş. Kalp krizinden, gözünden kan gelen, dudağı şişen, göğsünde tamam olabilir. Hani bu öldükten sonra hafiften ceset şişiyor, moruklar ulaşıyor ama olsaydı iki dudak olurdu. Niye tek dudak şişsin? Niye gözünden kan gelsin? Bunlar hepsi yalandır. Kardeşim şiddetle öldürüldü. Tahliyesine 2 gün kalmıştı. Sadece 2 gün. Salı günü bugün dışarı çıkacaktı, özgür olacaktı. Yani biz onun için çok hayaller kurmuştuk. Çok güzel şeyler kurmuştuk. 2 gün sonra çıkıyor. Evlenecekti.
yuva kuracaktı, annesine babasına kavuşacaktı, kardeşlerine kavuşacaktı. Yani bunu soruyorum onlara. Bir sene, iki sene, üç sene cezaevi yatan insan, iki gün sonra özgürlüğüne kavuşuyor, dışarı çıkıyor, annesine, ailesine kavuşan bir insan isyan çıkarır mı? İsyancılara katılır mı? Kimseyi protesto eder mi? Etmez. İki gün sonra dışarı çıkıyor yani. Bunu niye yapsın? Niye kendini intihar etsin? Ve biz cenazemizi aldık oradan, yıkama işine getirdik. Şeye geldi, adli tıpa geldik. Adli tıptan mesela bize 6 ay sonra raporunu çıkacak dedi. 6 ay sonra biz ne yapacağız yani? Zaten orada yırtmışsınız. İş ve de kafa tasındaki bütün malzemeyi almışsın. Cesetin boşunu veriyorsun, diyorsun an kardeşim git. Hepsi de belli zaten. Hastanede ilk günde çıkabilirdi. Bize bilgi verilmedi. Sebebi nedir? Budur diye söylenmedi. Çünkü söyleselerdi haksızlardı. Haksız oldukları için beyan etmediler. Basına yansıtmadılar. Şu anda bütün medyaya bakın, hiçbir medyada hiçbir şey söylenmiyor. Hiçbir haberde bahsedilmiyor. Çünkü yasak yok geldi. Twitter'da tek var şu anda. Biri bir sosyal medyaya bir şey alsın hemen kaldırılıyor. Kaldırıyorlar ya, diyor kimse görmesin. Niye görmesin kardeşim? Kesinlikle bu en önemli şey bu zaten. Adalet Bakanlığı'ndan, herhangi bir yetkiliden, üst makamdan hiç kimseden bir açıklama yapmadı. Bu çocuklar bu sebepten öldürüldü diye ya da bir çete içeri girmiş, bunları zehirlemiş, öldürmüş diye. Yani bunları demesi lazımdı. Ve emin olun şu anda Silivri cezaevinde bir çete var ya. Çete kurulmuş orada. Bu gençleri orada öldürüyorlar ya. Bir çete kurulmuş orada şu anda. Bu çeteler talimat üzerinde, gardiyan eşliğinde o gençleri öldürüyorlar. Yapmamalı lazımdı. Annem çok güzel şeyler düşünüyordu kardeşim için. İki gün sonra kavuşacaktı oğluna. Oğlu için güzel gelecekler düşünüyordu. Evlendirecekti dediğim gibi az önce. Biz hastaneye gittiğimizde Umut'a gittik. Ölüm haberini alınca hepimiz yıkıldık. Annem de şunu söylüyor yani, benim oğlum herkes ölebilir. Küçük, büyük, yaşlı yani fark etmez. Allah herkese ölümü nasip etmiş. Bir gün hepimiz öleceğiz. Ama zulümle ölen insan asla unutulmaz. Zalim unutulmaz. Hazırladık. Ne olursa olsun değil 6 ay sonra. 6 yıl sonra da çıksa biz bu davanın peşini bırakmayacağız. Bir telefon çekimi bile olsa biz yapacağız, paylaşacağız. Mahkemelere gitsek bile bir onay almazsak bile biz kendi telefonumuzda bile çekim yapacağız. Bir kişi bile görse biz söyleyeceğiz. Kardeşimizi onlar öldürdü. Kardeşimiz kendi kendine ölmedi, intihar etmedi diye. Yani bu ne olursa olsun biz asla peşini bırakmayacağız. Ve şu da siyasetçilere sesleniyorum şu anda. Onlardan rica ediyorum. Siyaset bunun peşini bırakmasın. Bir yazı bile olsa rica ediyorum bunu paylaşım yapsınlar. Çünkü orada ölen çocukların ailesi var, annesi, babası var. Hepsinin gözü sizlerdedir. Siz yapmasanız inan biz oraya girip de bir müdahale edemiyoruz. Sadece burada kendi halimize üzülüp duruyoruz. Bunu sizin yapmanız lazım. Hangi parti olursa olsun sizden ricamdır. Sizden destek bekliyoruz. Yardımcı olun bize.